Demir Züleyha'dan, Yılmaz da Müjgan'dan ayrılacak. İkisi de boşanacaklar. Nasıl? Züleyha Yılmaz'la mı evlenecek? Yani önce bu huzursuzluğa bir son vermek lazım. Çocukların kavga gürültü içinde büyümelerini istemiyorsak boşanacaklar. Çocuklar istedikleri zaman anne babalarını görecekler. Böylece daha rahat, daha huzurlu bir yaşamları olacak. Ha, Züleyha ile Yılmaz artık ayrı ayrı mı oturur? Yoksa evlenirler mi? Onu da zamana bırakacağız. Onu da bize zaman gösterecek. Demir böyle bir şeye katiyen izin vermez, kabul etmez ki. Müjgan eder mi? Tabii düşündüğün zaman o da kabul etmez. Gururu müsaade etmez. Ne yapacağız Ali Rahmet? Ben de şaşırdım Hünkar. Ben de bilmiyorum. Hiç aklıma bir şey gelmiyor. Hani Şirazi demiş ya, bize bu hayattan sonra bir ömür daha lazım demiş. Çünkü mevcut ömrümüz umut etmekle geçti. İşte bize de bu hayattan sonra bir ömür daha lazım. Çünkü biz hayatımızı, her günümüzü çocuklarımıza üzülerek, çocuklarımıza kahrolarak yaşıyoruz. Bak seni çok iyi anlıyorum. Üzgün olduğumu seni çok iyi anlıyorum. Sen çok iyi niyetli bir kızsın. Fazlasıyla iyi niyetli bir kızsın. Ama Müjgan'a acırsak kavuşamayız ki biz. Keşke boşanabilsek. Sen Müjgan'dan, ben Demir'den güzellikle ayrılabilseydik kimsenin çocuklarına hasret kalmasına da lüzum kalmayacaktı. Ama mümkün değil. Belki mümkün olabilir. Yılmaz nasıl mümkün olabilir Allah aşkına, hayal kurma. Ne Müjgan seni bırakır ne Demir beni. Müjgan kendisi söyledi zaten senden boşanmak istiyorum diye. Demir bırakmaz. Ben Demir'e gitsem şimdi boşanmak istediğimi söylesem. Çocukları alır bir daha da göstermez bana. Hünkar Yaman bize hala yardım etmek istiyor mu peki? Bilmem, ister herhalde. O zaman gitsin Demir'le konuşsun, ikna etsin onu boşanmaya. Yılmaz, Demir Hünkar'ı dinler mi zannediyorsun Yılmaz? Başka çaremiz var mı? Hep güzellikle boşanıp birbirimize kavuşacağız. Ya da çocuklarımızı alıp buradan gideceğiz. Arkamızda gözyaşlı bir anne bırakarak. Züleyha, bunca acıya nasıl dayandım biliyor musun? Bunca hasrete nasıl dayandım biliyor musun? Boynumda idam fermanıyla o hapishanede nasıl ayakta kaldım biliyor musun sen? Seni düşünerek, saadetimize kavuşacağımız anı hayal ederek ben ayakta kaldım. Şimdi sen ben yokum dersen benim kolum kanadım kırılır. Bu sevdadan vazgeçersen ben ölürüm. Yamanların yapamadığını sen yaparsın. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.